Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda destek ve hareket sisteminden bahsedeceğiz. İlk önce destek ve hareket sisteminin unsurlarını öğrenelim. 3 tane yapıdan oluşuyor destek ve hareket sistemimiz. Kıkırdak doku, kemik doku ve kas dokudan oluşuyor. Şimdi biz kıkırdak dokudan başlayarak detaylarına girelim. İlk önce şöyle diyelim, destek ve hareket sistemi için 3 yapıdan oluşur diyelim. 3 yapıdan oluşur. Neydi bunlar? 1. Kıkırdak doku. Kıkırdak doku. 2. Kemik doku. 3. Kas doku. Biz ilk önce kıkırdak dokuyu göreceğiz arkadaşlar. Kıkırdak dokuyla ilgili temel olan özellikleri söyleyelim. Daha sonra kıkırdak doku çeşitlerine bakalım. Şimdi ilk olarak şöyle bir diyorum. Kıkırdak doku. Arkadaşlar, kıkırdak dokunun yapısına baktığımız zaman kıkırdak doku hücrelerine biz kondrosit diyoruz. Kıkırdak doku hücrelerine kondrosit. Kıkırdak dokunun ara maddesine ise kondrin diyoruz arkadaşlar. Kondrin. Bir de bu hücrelerin bir arada bulunduğu bir ya da birkaç tane hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu ve etrafını zarla çevirdiği bir yapı vardır. Buna da kapsül diyoruz. Şekil olarak da göstereceğim. İlk önce yazalım. Şöyle diyelim. Kıkırdak doku hücresine kondrosit ara maddesine kondrin denir. Bir de ne dedik? Birkaç hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya kapsül denir. Ayrıca kıkırdak doku ile ilgili şunu da söyleyelim. Arkadaşlar, kıkırdak dokuda kan damarı bulunmaz. Kan damarı bulunmadığı için kıkırdak doku bağ dokudan beslenir. Dolayısıyla bunu da yazalım isterseniz. Kıkırdak dokuda kan damarı bulunmaz diyelim. Kıkırdak dokuda kan damarı bulunmaz. Bağ dokudan beslenir. Evet, kıkırdak dokunun özellikleri bu şekilde. Şimdi şekil olarak da göstereyim ben size. Hani hücresini dedik, daha sonra işte ara maddesini dedik. Bunları şöyle bir şekil çizelim. Bakın, şunu bir kıkırdak dokunun mikroskopik görüntüsü olarak düşünelim. Kıkırdak dokunun içerisinde hücreler var bu şekilde. Bu hücrelerin her birine ne diyorduk? Her birine kondrosit, değil mi? Bunların her biri kondrosittir. Bir de ara maddesi var. İçerisindeki ara maddeye bakın. Şurada boşluk olarak göstereyim ben bunu. Ara maddesine kondrin. Bir de bir ya da birkaç tane hücrenin şöyle etrafını zarla çevirip oluşturduğu yapıya ise ne diyoruz? Kapsül. Bakın, şu da nedir? Kapsüldür. Evet, bu şekilde kıkırdak dokunun mikroskopik görüntüsünü görebiliriz. Bunlar tek tek de bulunabilirler veya birkaç hücre bir araya gelip etrafı zarla da çevrili olabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim kıkırdak doku çeşitlerine. 3 çeşit kıkırdak doku vardır. Ben yine onu şöyle tablo halinde yazmak istiyorum. O yüzden şuraya kıkırdak doku çeşitleri diyelim. Kıkırdak doku çeşitleri. 3 çeşittir arkadaşlar kıkırdak doku. Yazıyorum. Hiyalin kıkırdak. Fibroz kıkırdak. Bir de elastik kıkırdak. Şimdi bunların bazı özellikler bakımından karşılaştırması var. Bu karşılaştırmalara bakalım önce. Arkadaşlar, hiyalin kıkırdakta kolajen lif dediğimiz lifler çoktur. Bu lifler birazcık sertlik ayarını yapıyor, öyle söyleyelim. Eğer ki kolajen lifler fazlaysa daha sert oluyor kıkırdağımız. O zaman yazalım. Kolajen lif çoktur.
Kolajen lif çoktur. Elastik kıkırdak biraz daha eğilip bükülebilir kıkırdaktır. Dolayısıyla elastik kıkırdakta kolajen lif azdır. Kolajen lif azdır. Fibroz kıkırdakta biraz daha serttir arkadaşlar. Bunda da kolajen lif çoktur. Gelelim bir diğer özelliğine. Bir diğer özelliğimiz de baskıya dayanıklılığı. Mesela hiyalin kıkırdak ve fibroz kıkırdak baskıya dayanıklıdır. Elastik kıkırdak ise bükülmeye karşı dayanıklıdır. Yani eğilip bükülebilir arkadaşlar. Zaten elastik, hani lastik oradan aklınızı çağrıştırsın. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ne dedik? Baskıya dayanıklıdır. Baskıya dayanıklı. Kıkırdak da baskıya dayanıklı. Baskıya dayanıklı. Ama elastik kıkırdak neydi? Bükülmeye dayanıklıdır. Bükülmeye dayanıklı. Yani eğilip bükülebiliyor. Peki nerelerde bulunuyor? Arkadaşlar, hiyalin kıkırdak bizim embriyo halindeyken iskeletimizi oluşturuyor. Yani anne karnındaki bir bebeğin kemiklerinin oluşmaya başlamadan ki önce yapısı hiyalin kıkırdaktır. O zaman şöyle diyelim. Embriyo iskeleti başka nerede bulunur? Bizim burnumuzun ucunda, işte soluk borumuzda arkadaşlar, kaburga uçlarımızda hiyalin kıkırdak bulunur. O zaman şöyle yazalım. Burun ucu, kaburga uçları. Bizim vücudumuzda uzun kemikler vardır. Bu uzun kemiklerin uç kısmında da yine hiyalin kıkırdak bulunur. O zaman yazalım onu da. Uzun kemiklerin uç kısmı. Bir de ne dedik? Soluk borusu. Soluk borusu. Arkadaşlar, uzun kemiği şöyle örnek vereyim size. Hani bu tavuk budu var ya, onu yediğimiz zaman içerisinde işte o kemiğin ucunda bir kıkırdak yapı vardır. Hatta bazı insanlar onu yemeyi severler. İşte o yapı hiyalin kıkırdaktır. Hani ağzınıza aldığınız zaman kemik kadar sert değil ama çok yumuşak da değil. İşte biz o yapıya hiyalin kıkırdak diyoruz. Gelelim fibroz kıkırdağın nerede bulunduğunu. Arkadaşlar, fibroz kıkırdak omur kemiklerimizin arasında bulunur. Bizim omur kemiklerimiz bakın şu şekilde. Zaten yine bahsedeceğiz kemikte. Böyle kemiklerin üst üste gelmesiyle oluşuyor. Üst üste geldiklerinde aralarında bir boşluk oluşuyor. İşte bu şuradaki boşluğa yerleşen fibroz kıkırdaktır ve bizim hareketimizi sağlıyor arkadaşlar. O zaman yazalım bunu da. Omurlar arasındaki kıkırdaktır. Kıkırdaktır. Evet, burada bulunuyor. Gelelim elastik kıkırdağa. Elastik kıkırdak daha böyle eğilip bükülebilir. Mesela kulak kepçesi. Kulak kepçesini rahatlıkla eğip bükebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden şöyle yazıyoruz. Kulak kepçesi. Başka nerede bulunuyor? Kulak yolu. Aslında kulakla ilgili her yerde diyebiliriz. Öztaki borusu, bu da kulakla ilgilidir. Buralarda bulunuyor arkadaşlar elastik kıkırdak. Evet, kıkırdak dokuyu bu şekilde anlattık. Kıkırdak dokuyla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda kemik dokudan bahsedeceğim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.